Akademiden Notların yeni bölümüyle birlikteyiz. Yaşar Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba Orçuncuğum, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, teşekkürler. Bu hafta konumuz bilimsel özgürlük ve özerklik. Aslında son günlerdeki gelişmeleri de değerlendirebileceğimiz hem daha önceki aslında sosyal medya ile ilgili farklı konulardaki yeni yasal düzenlemelerle ilgili de bazı programlar yapmıştık ama en son bu yaşadığımız gelişmeler, sosyal medyadaki daraltma ve benzeri çalışmalarla aslında bir anlamda da ilişki kurabileceğimiz bir konu. Bugün biraz üzerinde duracağız. Aslında bilimsel özgürlük ve özellik konusunu hem açık bilimle hem araştırmayla, akademinin aslında bulunduğu noktayla birazcık hem ilişkilendirmeye hem de değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Bu bizim aslında farklı noktalardan incelediğimiz bir başlık. Hem akademinin aslında bir takım farklı konularda yaşadığı sorunlarda bunu dile getirmiştik. Hem de örneğin eksen kayması dediğimiz yapı içerisinde, akademinin geldiği nokta içerisinde bazı hem öz eleştirilerde bulunmuştuk aslında, hem de mevcut yapıyı da değerlendirme şansı bulmuştuk. Ama burada birazcık daha bugün birazcık bu özerklik kavramı, bilimsel özgürlüğün ne anlama geldiği, akademi için ne anlam ifade ettiğini birazcık daha tartışmak istiyoruz. Ben şöyle bir giriş yapayım isterseniz. Yani uzun süredir, aslında yaklaşık 3 yıla yakın bir süredir akademiden notlarda açık bilim, açık erişim, açık veri, açıklık kavramıyla ilgili birçok farklı program gerçekleştirdik. Bu programları gerçekleştirirken de aslında bu konularda yapılan çalışmalar, bir takım bildirgeler, bir takım dokümanlarla ilgili olarak hep şunu gördük. Aslında bu açıklık kavramının oturduğu en önemli zeminlerden bir tanesi bilimsel özgürlük ve aslında akademinin özerk olması. Bunlar sağlanmadan aslında açıklıkla ilgili çalışmaların hayata geçmesi de çok kolay değil. Zaten Türkiye'de bununla ilgili çelişkileri, yaşadığımız sıkıntıları da gözler önüne serecek birçok olay aslında yaşamış oluyoruz. Bu anlamda da hocam ne yapabiliriz? Yani bilimsel özgürlük ve özellik ne anlama geliyor? Bununla isterseniz bir giriş yapalım ve belki daha önce konuştuğumuz bu açık bilim, açık erişim gibi kavramların da neden aslında temelinde en önce olması gereken kavramlardan biri bilimsel özgürlük. Buna birazcık bakalım. Olur tabii, teşekkür ederim. Senin de dediğin gibi yani aslına bakılırsa bu program çerçevesinde konuştuğumuz açık bilim, açık erişimle ilgili bildirgelerde işte en son 2021 yılında UNESCO'nun o açık bilim tavsiye kararında aslında temel direkler olarak anılan şeyler bilim yapma özgürlüğü, akademik dürüstlük, bilim etiği gibi konular. Yani onların bu tür belgelerde en başta anılmasının temel nedeni de aslına bakılırsa bilimin kendi ilkeleri, kendi prensipleri olmasına dayalı bir olay. Yani dışarıdan özellikle herhangi bir müdahale söz konusu olmaması gereken bir durumdan söz ediyoruz. Varsa herhangi bir sıkıntı gene bu çerçevede kendi grubu içerisinde çözülecek anlamına. Aslında bilim özgürlüğüne geçmeden önce belki özgürlük ya da hürriyet kavramını kısaca hatırlatmakta yarar var, en azından sözlük tanım açısından bakıldığında. Basit bir biçimde herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma diye tanımlanıyor. Özellikle gene bu çerçevede işte bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı, eski deyişle muhtariyet olarak tanımlanıyor. Bu çerçevede bakıldığında da bilimsel özgürlük aslına bakılırsa Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde de geçen bir olay. Hatta bizim yani 40 yıldır şikayet ettiğimiz
1982 Anayasası'nda bile geçen bir olay. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'ne baktığınız zaman orada herkesin bilimsel ilerlemeden ve sonuçlarından pay alma hakkına sahip olduğu söyleniyor. Ve aynı zamanda bu sürecin içerisinde yer alma hakkı. Aynı şekilde 1982 Anayasası'nda bizim anayasamızda da herkesin bilimi serbestçe öğrenme, araştırma, yayma ve öğretme haklarını içeren bilim özgürlüğü ne sahip olduğu ve çok daha önemlisi bunun kişisel hak olduğu tanınmış oluyor. Biliyorsun kişisel haklar genellikle işte kanun hükmünde, kararnamelerde vesaire kısıtlanamayacak haklardan bir tanesi. Dolayısıyla da 1982 Anayasası'nda dahi bu kişisel bir hak, yani kişiden alınamaz bir hak olarak tanımlanmış durumda. Aması kuşkusuz bu hakların kağıt üzerinde geçmesi başka bir olay. Öte yandan devletin sadece bu haklara saygı göstermesi değil, aynı zamanda bu hakların kullanılabilmesi için gerekli araç, gereci, ortamı vesaire sağlaması ayrı bir olay. Yani tek başına siz bu konuda özgürsünüz, ne istiyorsanız yapabilirsiniz demek bile yeterli olmuyor. Bu ortamın bir anlamda hazırlanması, sunulması gerekiyor aslında. Belki önümüzdeki dakikalarda daha çok bahsedeceğiz ama akademinin kaynakları, fonlarını kullanması, bunları bulması vesaire de aslında bunun içinde çok önemli bir noktaya sahip, değil mi hocam? Elbette. Yani aslına bakılırsa üniversiteler, araştırma kurumları tam da bunun için var. Yani üniversiteler ve araştırma kurumları bir şekilde bu bilim yapma, yayma vesaire özgürlüğünü en azından akademik camiada kullanma ve aynı zamanda da akademi dışı camianın da bunun ürünlerine erişebilmesi anlamına geliyor. Yani bir bakıma bilimsel ilerlemenin sonuçlarından yararlanmak ne demek akademi dışındaki kişiler için? Bunları özgür bir şekilde araştırma, öğrenme vesaire haklarına sahip olması anlamına geliyor. Kurumsal bağlamda alet edevatın, teknolojinin, ortamın vesaire sağlanmasının gerekçesi de bu. Ve kurumsal olarak bu görev zaten yani çok uzun yıllardır, hani başka ülkelerde yüzyıllardır diyelim, üniversitelere tanınmış bir ayrıcalık o açıdan bakıldığında. Yani bir bakıma buradaki bilim yapma özgürlüğü aslına bakılırsa kültürün de bir parçası. Yani araştırma özgürlüğü dediğimiz şey sonuçta kişisel hak olarak geçiyor ama öte yandan anayasada bunlar aynı zamanda sanat özgürlüğüyle birlikte de anılıyor. Yani hatta aynı madde altında kişisel haklar altında anılıyor. O açıdan bakıldığında burada demin sözünü ettiğimiz özellik bağlamında baktığımızda yani kendi yasası çerçevesinde bunu ille de işte bir üniversite yasası vesaire olarak da almamak lazım. Kuşkusuz o da önemli ama esas burada vurgulanması gereken şey bilimsel araştırmanın evrensel ilke ve yöntemlerine tabi olarak bilimin yapılmasının özgür bırakılmasından bahsediyoruz. İkisi biraz farklı şeyler. Yani dolayısıyla da bilimsel araştırmanın evrensel ilkeleri ve yöntemleri dediğiniz zaman orada dışarıdan empoze edilmiş siyasi kararların ya da adli kararların vesaire söz konusu olmaması gerektiği anlamına da geliyor bu. Yani sizin bir araştırmacınız işte
belirli bir bölgedeki hava kirliliğinin o yöredeki kanser vakalarını arttırdığı ile ilgili olarak görevinin bir parçası olarak bir araştırma yapmış ve bunu kamuoyuyla paylaşmış ise eğer, Bülent Işık'tan bahsediyorum, yıllardır çektirmediğimiz kalmadı İzmit civarındaki araştırmaların nedeniyle. O zaman buna eğer bir itirazınız var ise bu itirazınızın da bilimsel araştırma yapmanın, bilimsel özgürlüğün evrensel ilke ve yöntemlerine göre yapılması lazım. Bir takım kolluk kuvvetlerinin herhangi bir şey yapması ile ilgili değil. Çünkü sonuçta araştırma örgütleri, üniversiteler vesaire aslına bakılırsa her şeyden kuşku duyan kişilerin görev yaptığı yerler olmak zorunda. Yani iki kere iki dört dese bile ya acaba farklı olabilir mi diyen kişilerin olduğu sırf bu yöndeki araştırmalarının bir sonuç vermesinin beklendiği kurumsal birimler o açıdan bakıldığında. Onun için de buradaki demin sözünü ettiğim hani sadece bu haklara saygı göstermek değil devlet bazında aynı zamanda bu olanakların sağlanması, ortamın sağlanması ve aynı zamanda bulunan sonuçların yayılması, başkalarıyla paylaşılmasını da içeriyor. Yani bu Hocam iş... son zamanda bu benzer yapıyı aslında enflasyonla ilgili açıklamalarda, değerlendirmelerde de gördük. Yani üç farklı sonuç açıklanıyor. ENAG'ın açıkladığı bir rakam var. İstanbul Ticaret Odası'nın var. Ve işte Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar var. Ama burada işte çok rahat bir şekilde TÜİK'in kendi yaptığı araştırmalardan farklı olduğu için diğer araştırmayı yapan gruplara karşı bir soruşturma açılması bile söz konusu oldu. Yani burada hani bu araştırmaların yönteminde bir problem var. Düzgün araştırmıyorsunuz şeklinde belki TÜİK yaklaşsa doğru olabilirdi bu evrensel ilkeler çerçevesinde. Ama böyle bir zahmete girdiklerini ben düşünmüyorum. Yani biz %80 bulmuşken siz %185 nasıl buldunuz? Zoom sorusunu sormuyorlar yani. Burada hemen o konuyla ilgili bir soruşturma açılıyor. İşte o kurumun şeyini itibarını zedeleyecek bir araştırma olarak bu değerlendiriliyor. Ama biraz önce sizin bahsettiğiniz hani her şeyden kuşku duyar araştırmacı ve bilim insanı söylemiyle de bir de bir zıt bir nokta. Hani Elbette. bence o kurumlar için çok önemli bir fırsat bu. Farklı kurumların da bu konuda çalışmalar yapması. Düşünün siz bir konuda araştırma yapıyorsunuz. Sizinle birlikte aynı konuda araştırma yapan insanlar veya gruplar farklı sonuçlara ulaşıyorlar. Aslında bu bilim için çok önemli bir kazanım değil mi? Kendi probleminizi görmeniz açısından veya kendinizi doğrulamanız açısından. Hani bunu bir kazanım olarak değerlendirip acaba biz nerede yanlış yapıyoruz veya nasıl daha iyi bir noktaya erişebiliriz de gidebilecekken burada bir soruşturma açılıyor. Bir anlamda aba altından sopa gösteriliyor ve bundan sonra benzeri çalışmaların yapılmasıyla ilgili bir anlamda aslında bütün vatandaşların bu konudaki hakları gasp edilmek isteniyor. Siz yarın elektrikle ilgili bir, enerjiyle ilgili bir, işte iklimle ilgili bir araştırma yapmak isteseniz bu sefer karşınıza Enerji Bakanlığı mı çıkacak? Bu sefer karşınıza Tarım Orman Bakanlığı mı çıkacak? İşte yurt içindeki olaylarla ilgili bir takım araştırmalar yaptığınız zaman karşınıza İçişleri Bakanlığı mı çıkacak? Size soruşturma açacak. Bunlar hep aslında insanları baskılayan bir anlamda bizim bilimsel özgürlüğe birebir karşı olan ve özerkliği de yok sayan bir yapı ortaya koyuyor maalesef. Evet, ama bu toplamda düşünüldüğünde aslına bakılırsa hepimizin zararına olan bir olay. Yani sorun çözmemiz açısından olsun, bilimsel ilerleme sağlama açısından olsun ki gerçekten böyle bir hani araştırma özgürlüğü
ne bileyim farklı bir şekilde olaylara bakabilme, çözüm yolları önerebilme, ampirik araştırmaların sonuçlarına dayalı olarak bazı şeylerin nasıl olduğunu bilimsel yönteme göre gösterme olmaksızın bizim o zaman hurafelere inanmamız lazım. Yani o açıdan bakıldığında da bilimsel araştırma yapmanın evrensel ilkeleri çerçevesinde bilimciler aslına bakılırsa sürekli olarak belki de işte bir bilimcimizin dediği gibi bir takım önermeler kuruyorlar. Bu önermeler yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Ancak ve ancak yapılan araştırma sonucundaki ampirik verilerle kanıtlanabilir. Dolayısıyla yanlışsa yanlış olduğu ortaya çıkar, doğruysa doğru olduğu ortaya çıkar. Bilim böyle gelişiyor. Ama siz aykırı bir sorunun cevabı araştırıldı diye sizin ne bileyim inançlarına vesaire inançlarınıza uymayan araştırma kurumlarına tuğ kaka etmeye kalktığınız zaman o zaman gelişmeye de ket vuruyorsunuz aynı zamanda. Yani sorunların daha değişik bir şekilde ele alınıp çözüm yolu bulunabileceği yönündeki araştırmaları da daha doğmadan öldürmüş oluyorsunuz. Onun için de bu ekosistem içerisinde yani biraz önce sözünü ettiğimiz özellik tanımında diyor ya hani bir yandan bilimsel araştırma yapmanın evrensel ilke ve yöntemlerini önemseyeceğiz ama öte yandan da kendi hani yasası çerçevesinde diyelim ki bir kuruluşun bu yasa çerçevesinde kendi kendini yönetme ve bunun hesabını verme hakkı olduğunu da gözetmemiz gerekiyor. Bu ne demektir? İşte ne bileyim herhangi bir etik olmayan bir yöntemle bazı veriler toplandı ve sonuçlar çıkarıldıysa bırakın bunu üniversite kendi içerisinde sorunlarını çözsün. Ya da akademik yükseltme vesaire söz konusu olduğunda herhangi bir hani akademik açıdan bir hata olduğunu düşünüyorsanız bırakın bunu kendi içerisinde akademiye evrensel ilkeler çerçevesinde çözmeye çalışsın. Ama siz bunu kalkıp üniversite dışında çözmeye kalktığınız zaman ki bunun örneklerini gün geçmiyor ki yaşayalım. İşte ne bileyim ya bu kişi niye doçentliğe yükseltilmedi? İşte yükseltilsin dediği zaman yargı. O zaman hani her şey tepeden tırnağa karışmış oluyor. Ve nitekim böyle bir iklim içerisinde buldu kendisini bizim akademiyamız o açıdan bakıldığında da. Yani inanç söz konusu olduğunda bu işin içerisine giriyor. Demin senin dediğin gibi aba altından sopa gösterme işte bir programda bir peygamberin yaşayıp yaşamadığının bile kuşkulu olduğunun söylenmesi bir anda bir olay haline geliyor. Ya da bir akademik yükseltmede kalkıp doçentlik ya da şununla bununla ilgili olarak mahkemeler karar vermeye başlıyor. Ama bu tamamen bilimsel özgürlüğe, bilimsel özelliğe aykırı bir durum ve daha da önemlisi biraz önce sözünü ettiğim kıtlığa neden oluyor. Geçen programda da bu sene Nobel Edebiyat Ödülü almış olan Annie Ernaux'u almıştım ama gene anacağım. O kitaplarının birisinde şöyle bir şey diyordu. Şeylerin bolluğu, fikirlerin kıtlığını ve inançların aşınmasını gizliyor diye bir laf etmiştir orada. Yani bizi ilgilendiren burada fikirlerin kıtlığı kısmı. Evet o kadar çok yayın yapılıyor vesaire falan filan oluyor olabilir ama eğer bilimsel özgürlük, bilimsel özellik yoksa o zaman gitgide daha fakir bir entelektüel, düşünsel ortamla karşı karşıya kalma tehlikesi doğuyor. Bunun ne büyük bir tehlike olduğunu henüz tam olarak algılayabilmiş durumda değiliz maalesef. Ve böyle bir sorunla karşılaştığımızda genellikle akademiya özellikle son zamanlarda susmayı tercih ediyor ya da yan yollar bulmayı tercih ediyor. Ama bu o tür palyatif çözümler
Bilimsel özgürlük, bilimsel özellikle ilgili sahip olduğumuz zeminin daha da aşınmasına, erozyona uğramasına neden oluyor. Her açıdan hani anayasal insan hakkı olarak görülen kısmı bir yana, onun ötesinde fiili olarak bilim yapmayı da giderek olanaksız hale getiriyor maalesef. Yani buna... Hocam, burada mesela bilimsel özgürlük ve özelliğin aslında akademi için ne anlama geldiğini de belki sorgulayabiliriz. Sizin de belirttiğiniz gibi son yıllarda akademide gelişen bir durgunluk, bir suskunluk iklimi de var. Yani herhangi bir şeye tepki göstermemek, bunlarla ilgili işte hakkını aramamak veya işte belirli bir sorun varsa bunun üzerine gitmemek gibi. Bunu hem üniversitelerin kendi özerk yapısı içerisinde bir takım araştırma, geliştirme faaliyetleri yapma aşamasında görüyoruz. Hem de bir anlamda siyasi tarafın akademiyi bir şekilde şekillendirmek istemesi, bununla ilgili bir takım farklı müdahalelerde bulunması olarak görüyoruz. Geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk ama Boğaziçi'nde yaşanan gelişmeler veya farklı üniversitelerde yaşanan gelişmelere biz ne kadar tepki verdik? Üniversiteler bu konularla ilgili ne yaptılar? İşte rektör atamalarından tutun da bir takım farklı noktalara kadar biz hangi konularda aslında daha önceden sahip olduğumuz hakları koruduk veya bunlara devam ettik? Bunlar hep aslında çok gri alanlar. Yani üzerinde pek konuşmak istemediğimiz ve çok fazla dile getirmekten de aslında çekindiğimiz alanlar haline dönüştü. Ve sorun yaşayan belki akademi bunlarla ilgili de çok fazla daha geniş kapsamda destek bulmaktan da yoksun. Burada belki şunu sormak lazım. Yani biz eskiye göre neler kaybettik, neler kazandık? Belki kazandığımız noktası da çok fazla bir böyle öne süremeyeceğiz ama çok ciddi anlamda bir kayıptan bahsedebiliriz. Yana yakıla kurtulmaya çalıştığımız 82 Anayasasındaki bilimsel özgürlükle ilgili sizin yayın başında bahsettiğiniz noktadan da giderek uzaklaştığımızı düşündüğümüz zaman bu gerçekten sorunlara yol açıyor. Daha önce farklı toplantılarda siz dile getirmiştiniz. Örneğin yurt dışındaki bir üniversitenin dekanının kendi personelinin maaşını belirlemesi, kimin çalışıp çalışmayacağını belirlemesi, bir kadro yapısını orada düzenleyebilmesi ve bununla beraber belirli bir fonu olması, bu fonu yönetmesi veya bu fonun zenginleşmesi için bir mücadele vermesi aslında akademinin aynı anlamda hem bilimsel olarak hem de ama mali olarak bir özellik yapısı içinde olmasını da gerektirdiğini bize söylüyor. Biz aslında zaten mali açıdan bir özellik hiçbir zaman belki de sahip olmadık ama bu bilimsel anlamdaki işte yönetim kademelerinin belirlenmesiyle ilgili özellik noktası da bence giderek kötüye gitti. Yani 80 öncesi dönemle 80 sonrası dönem ve belki de son 20 yılı karşılaştırdığımız zaman yani biz belki mali özelliği istiyorduk ama o anlamda yönetsel bir özelliği de elimizden kaybetmiş olduk, elimizden kaçırmış olduk. Bununla ilgili siz önümüzdeki dönemde bir değişiklik olabileceğini düşünüyor musunuz? Şu andaki hükümet ilk geldiği zaman YÖK'ü kaldırmak istiyordu. Bununla ilgili 80 anayasasından sonraki bu çalışmaların hepsini yeniden düzenleyeceğini söylüyordu. Ama baktığınız zaman YÖK de aslında iktidarla beraber hareket etmeye başladığı zaman YÖK de aslında bir şekilde devam edilecek bir kurum olarak kaldı. Bununla beraber işte verilen bir takım farklı sözler de vardı belki. Bunlar da unutuluyor. Yani önümüzdeki dönemde biz üniversite olarak, akademi olarak farklı bir noktaya gelebilir miyiz? Ya da yeniden belki bir yüksek öğretim kurumu gibi bir şemsiye kurumu olmadan akademi çalışmalarına devam edebilir mi? Yoksa bu Türkiye için imkansız mı sizce? Zor sorular ama önce şunu söylemekte yarar var. Yani yok kanunu çıktığından bu yana göreve gelmiş olan her hükümet YÖK'te değişiklik yapma vaadiyle geldi. Evet. Ne oluyorsa artık o şeye geldikten sonra
bir anda durum değişiyor. Yani sadece günümüze özgü, şimdiki yönetime özgü bir şey değil Değil. maalesef. Hocam şöyle oluyor olabilir mi? Yani iktidara gelmeden önce YÖK'ten şikayet edip iktidara gelindiği zaman ya bu YÖK de aslında iyi bir şeymiş. Yani üniversitelerin kontrolü anlamında hani bu böyle bir araçtan mahrum kalmamak gerekir diye mi düşünüyorlar acaba? Yani nasıl düşündüklerini bilemiyorum ama herhalde olay şu kabulle başlaması gerekiyor. Anayasadaki kişisel hak olarak söz edilmiş olan şeylerin gerçekleştirilebilmesi için devletin yükümlülüğü olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Yani bilim yapma ve yayma özgürlüğü anayasal bir haksa, kişisel bir haksa, alınamayacak bir haksa, özellikle de akademik özellik bağlamında, o zaman bir bakıma bu hakkın bir şekilde gerçekleştirilmesinin garantisi olarak üniversiteler, araştırma kurumları var diye düşünmek lazım. Yani bu Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'ne, anayasalara vesaire, sadece bizim anayasamıza da değil, girdiyse o zaman yani devletin en önemli yükümlülüklerinden bir tanesi bu hakkın gerçekleştirilmesi. Çünkü Amerikan Anayasası'nda da vardır. Yani yararlı sanat ve bilim yapma özgürlüğü vesaire vesaire diye. Dolayısıyla bu bir görev olarak yüklenmiş durumda devlete o açıdan bakıldığında. Ama gelin görün ki hani bırakınız evrensel araştırma, bilim yapma ile ilgili ilkeler ve metodolojilerin dikkate alınmasını, bir şekilde bu siyasal ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, dolayısıyla zaten fiilen, hani kağıt üzerinde belki var ama fiilen engellenmiş oluyor bu hakkın kullanılması. İster hani sivil vatandaş olarak, isterse üniversitelerde çalışanlar açısından düşünüldüğünde. Bunu derken hiç hesap verebilir olmasın vesaire değil üniversite, ama eğer zaten finansal anlamda, yönetsel anlamda bir özellikten bahsediyorsak ve bu yönde bir yasa varsa, o yasada aynı zamanda hesap verebilirlikle ilgili şeylerin de olması lazım. Yani ne bileyim, verdiğiniz araştırma fonlarının nasıl kullanıldığı ile ilgili olarak bir bakıma yönetimi, hatta geniş olarak topluma bir hesap vermeniz gerekiyor. Ama bizdeki en eksik şeylerden bir tanesi bu hesap verebilirlik kavramı, accountability kavramı İngilizcesiyle. Yani nasıl söylemek lazım? Her aşamada bu o hesap verebilirlik kavramını içselleştirmediğimiz için hesap soranlardan da hoşlanmıyoruz. Yani hatta böyle bir şeyi nasıl olur da yaparsınız, kimin haddine, raddesine gelebiliyor bu. Onun için hesap verebilirlik kavramının iki yönlü olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Sadece hani hesap soramazsın vesaire hikayesi değil, yaptığın işlerle ilgili olarak ister akademiya dışında, ister akademiyada hesap verebilirliğin olması lazım. Özellikle bunun bilimsel bağlamda, yani ne bileyim, yanlış yapılabilir pekala, bir araştırma olumsuz sonuçlar verebilir. Yani adı üzerinde araştırma olumlu sonuç vereceğini, vermeyeceğini bilemezsin ki önceden, bunu denemeden vesaire. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bunun büyük bir sorumluluk, büyük bir hesap verebilirlik bağlamında bakıldığında, aslında akademiyayı, bilimsel araştırmaları kendi kendine düzenleyen bir mekanizma olarak da düşünmek lazım. Yani işte paranızı ben veriyorum, dolayısıyla ne yapacağınıza da ben karar veririm türü bir şey, en azından bilimsel araştırmanın ilke ve yöntemiyle uygun bir şey değil. Ama bilimsel araştırmaların insanlık yararına kullanılması vesaire konusunda bildirgeler yok mu? Elbette var. Fakat unutmayalım ki bu her zaman hani siyah beyaz şeklinde
işleyen bir şey değil. Yani ne bileyim, bugün cevabını henüz bilmediğimiz ya da nasıl davranacağımızı bilmediğimiz bir sürü sorun var ortada. İnsan klonlamasından tutun da ne bileyim iklim krizlerinin nasıl önlenmesine ya da daha öldürücü silahların hiç herhangi bir şekilde insan eli değmeden araçlar aracılığıyla bırakılmasına kadar. Bunlar çözülmesi kolay olan sorular değil belki ama yani bir şekilde yani ne bileyim işte CRISPR teknolojisine birkaç sene önce şey verildi, Nobel ödülü verildi. Amerikan, Fransız araştırmacıların ortak ürünüydü bu. Yani istediğiniz gibi kesip biçerek pekala bundan sonraki nesildeki işte kadın erkek oranını istiyorsanız değiştirebilirsiniz böyle bir teknolojiyle. Ama bu karar sonuçta bizim hani evet teknoloji burada fakat biz bu teknolojiyi nasıl kullanacağız konusunda bir oydaşmayla, toplumsal uzlaşmayla alınması gereken bir karar. Yani sadece yapılabiliyor olması ille de yapılması anlamına gelmiyor. Bu soruların cevabını da henüz tam olarak bildiğimizi de ben düşünmüyorum o açıdan bakıldığında. Fakat zamanla kuşkusuz bunlar konusunda da bir anlayış ortaya çıkacaktır. Senin doğrudan soruna gelince bir defa sorunları layık olduğu düzeydeki çerçevede ele almamız gerekiyor. Yani ben yaptım oldu, ben kısıtladım oldu, ben bu biçimde değil de acaba hangi çerçevede tartışılması gerekir bu sorunun? Yani ne bileyim ona bakarsanız Dolly'nin klonlanmasından bu yana belki 10 küsur yıldan fazla zaman geçti. Ama onun üzerine henüz bir ortak akıl inşa edebildik mi? Laboratuvar hayvanlarını vesaire bir kenara bırakacak olursak henüz o noktaya gelmiş durumda değiliz. Yani CRISPR teknolojisi açısından da aynı şeyi söyleyebiliriz. Diğer toplumu toptan imha edebilecek silahlar, gelişmeler hakkında da sürücüsüz arabalarla kaza yaptığımızda ne yapacağımız hakkında da tam olarak bilmiyoruz bunları. Ama hiç ümit yok değil kuşkusuz. Yani biraz önce sözünü ettiğimiz evrensel ilke çerçevesinde bu olaylara bakarsak muhtemelen bir çözüm yolu bulunacaktır. Önümüzdeki en belki herkesin diline doladığı sorunlardan bir tanesi İşte yapay zeka acaba bizden daha zeki olursa ne yapacağız hikayesi mesela. Şimdi bunları oturduğunuz yerden yasaklayalım, edelim vesaire gibi bir yaklaşımla çözebilmeniz mümkün değil yani. Sadece geri kalmış olursunuz. Demin sözünü ettiğiniz fikirlerin kıtlığı giderek kendisini göstermeye başlar ve bir yerden sonra da yani farklı bir düşünce üretemez olursunuz. Bu noktaya akademiyanın gitmesi herhalde bir toplum ya da ülke açısından en istenmeyecek durum olsa gerek. Hocam burada hani neler kazandık, neler kaybettik tarafına ben geri dönecek olursam herhalde iyiye doğru bir gidiş olmadığına hepimiz hemfikiriz. Yani buradaki giderek daha sessizleşmesi, akademinin giderek daha tepkisiz hale gelmesi bizim birazcık kendi içimizde aslında belki de cevaplarını arayacağımız noktalardan bir tanesi. Ama bir yandan da aslında bunların daha iyiye gidebilmesi için gerekli olan iklimin de yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz. Geçen iki sene önce bir program yapmıştık hatırlarsanız. Bu programda bu sosyal medyadaki işte kontrolün, bunlarla ilgili anayasal sürecin, işte değişikliklerin, farklı yasa koyucuların aslında fikirlerini ortaya koydukları yasa tekliflerini birazcık konuşmuştuk. Aslında bunlar hayata geçti. Hem sosyal medya ile ilgili bir takım düzenlemeler geldi. Hem de bu işte dezenformasyonla ilgili bir takım farklı yasalar da devreye girdi. Bunların aslında yavaş yavaş etkilerini görmeye başladık. Geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz bir terör saldırısı gerçekleşti. Hakikaten çok üzücü çünkü
Türkiye bu terör saldırılarını çok farklı boyutlarda da yaşıyor. Hem aslında askeri anlamda ciddi yıllardır bu sancıları yaşıyoruz. Ama bir yandan da şehirlerde yaşanan bir terör saldırısı da söz konusu oluyor. Vatandaşlarımızı kaybediyoruz. Birçok yaralı oluyor aslında. Çok ciddi anlamda bir kayıp yaşıyoruz. Bununla ek olarak bir yandan da bunlarla ilgili bir örneğin bant genişliğinin daraltılması, sosyal medyaya erişimin engellenmesi gibi bir takım çalışma oluyor. Şimdi öncelikle söylenen bunun bir yasal zemininin olmadığı. Yani Türkiye'de bu tarzda bir olay olduğu zaman, bir felaket yaşandığı zaman, bu terör olabilir aslında, deprem olabilir, farklı aslında felaketler olabilir. Bir şekilde bir bant genişliği, yani sosyal medyada aslında dezenformasyonun bir anlamda engellenmesini çalışmak ve bununla ilgili çözüm oluşturmak için yapıldığı söylenen bir uygulama. Ama bu tam tersine aslında bizim haber alma özgürlüğümüzü de engelliyor. Yani burada siz nereden bu bilgiyi alacaksınız? Bir yayın yasağı getiriliyor. Sosyal medyaya erişim burada kısıtlanıyor. Siz birçok farklı servise erişemiyorsunuz. Aslında belki de en hızlı bilgi almak, bilgiye erişmek istediğiniz zamanlarda bu hakkınız elinizden alınıyor. Ve bunun karşılığında da bir düzgün açıklama gerçekleştirilmiyor. Çünkü bunun bir yasal zemininin olmadığı da tartışılıyor. Yani herhangi bir yasada bir terör saldırısı gerçekleştiği zaman sosyal medya hesaplarına erişim veya platformlarına erişim engellensin diye bir karar da çıkmıyor. Bir mahkeme kararı olmuyor. İşte bununla ilgili bir farklı düzenleme olmuyor. Ve bu aslında bizim herkesin aklına işte farklı noktalarda, farklı durumlarda bu yine kullanılabilir mi sorusunu gündeme getiriyor. Akademi tarafında ise yapılan araştırmaları siz bir anlamda ket vurmuş oluyorsunuz. O anda yapılan çalışmaları bu bant daraltmasıyla beraber engellemiş oluyorsunuz. Ve bu bilimsel özgürlük aslında fiziken de bu noktada engellenmiş oluyor. Yani sizin uzun süredir devam eden bir sosyal medya araştırmanız olabilir. Bir örümcekle web üstünden farklı verileri topluyor olabilirsiniz. Bir takım farklı işte YouTube gibi platformlarda, Google Drive gibi platformlardaki içeriğe erişerek belki derslerinizi yapıyor olabilirsiniz. Bunun da bir anlamda kesildiğini görüyoruz. Tabii ki insanların hayatını kaybettiği olaylarda bunlar belki çok önemli değil gibi gözükebilir. Ama bunun bir geniş çerçeveden bakıldığı zaman bu giderek her farklı olayda bu şekilde sonuç verebilir. Yani bir maden kazası sonucunda da halkın bu konularda tartışmasını, bilgiye erişmesini veya sosyal medya üzerinden bu konuların dile getirilmesini engellemek için de bu gerçekleşebilir. Bir terör saldırısında da bu gerçekleşebilir. Yani bir iki gün boyunca biz sosyal medyaya erişemedik ama o sosyal medya üzerinden çalışmalara devam eden, o sosyal medya üzerinden bir şekilde araştırmasına, eğitimine devam eden birçok farklı kitle var. Bunların da bir anda siz haklarını engellemiş oluyorsunuz. Nokta atışıyla belirli bir çözüm üretmeniz mümkün olmuyor. Yine geçen gün Taşlı'daki mahkemelerden bir tanesi Tumblr'a erişimi engellemiş. Büyük ihtimalle bir içerikten dolayı. Şimdi siz bunun üzerine bir araştırma yapıyorsanız, bunun üzerine bir takım içerikler paylaşıyorsanız, eğitiminizi, araştırmanızı bu gibi platformlar üzerine yer verdiyseniz bu nasıl sonuçlanacak? YouTube üzerinde bir algoritma koşturan bir araştırmacının 6 ay, 1 sene YouTube'un kapatılması beraber ne yapacak mesela o araştırmasını veya benzeri platformlar için geçerli? Yani burada hem mevcut noktadan fikir anlamında geriye gidiyoruz bence, hem de bunun daha ileriye gitmesi için gerekli olan fiziksel altyapıya sahip olma konusunda da iyice daralıyor bu. Yani belki bu sadece bu hükümetin yaptığı bir şey değil. Bundan sonraki hükümetler de belki aynı yolu izleyecek ama buna da bir yol açıldığını, bir kapı açıldığını düşünüyorum. Ve maalesef Türkiye'de bu tarzdaki sınırlamalar, bu tarzda vatandaşın aleyhine olan kararlar hiçbir zaman geri adım atılmıyor. Her zaman kaldığıyla oluyor. Sizin belirttiğiniz 80 sonrası her hükümetin YÖK'le ilgili bir fikrinin olup da daha sonra bundan vazgeçmesinde olduğu gibi yani. Yarın bir gün hükümet de değişse
denecek ki bu dezenformasyon yalısı iyiymiş, başa gelenler. İstediğimiz zaman bir şey konuşulmasını istemiyorsak, bunu bir tepki verilmesini istemiyorsak, organize olunmasını istemiyorsak, bu konularda bir vatandaşın fikrini belirtmesini istemiyorsak, biz bunu daraltabileceğiz. Zaten biz dışarı çıkmayı unuttuk. Özellikle pandemi süreci ve işte yine bir takım farklı kararlarla birlikte sosyal medya ortamlarından da fikrini ve tepkisini dile getiremediğiniz zaman karar vericilerin istediği bir noktaya da bir anlamda gelmiş oluyor aslında. Neyin servis edilip edilemeyeceğine kendileri karar veriyorlar ve diğer bütün kanalları istedikleri gibi kapatabiliyorlar. Güzel bir örnek vardı. Bu son terör saldırısından sonra yayın yasağı geldi. Ama gözaltı alınma videoları hemen servis edildi. Bütün kanallarda oynatılmaya başlandı yani. Hani bir yandan alınan kararlar da düzgün bir şekilde uygulanmıyor. Ama bundan sonraki yaşanabilecek seçim ortamlarında, doğal afetlerde vesairede bence aynı şekilde bir daraltma gelebilir. Tartışmanız, bilgi almanız engellenebilir diye düşünüyorum. Bunun aslında hem araştırma tarafı sıkıntılı, bilimsel araştırma konusunda bizi çok zorlayıcı bir süreç bu. Daha önce YouTube'un kapatılması, Google hizmetlerine erişilemediği zamanlar, sosyal medya hizmetlerine erişilemediği zamanlar bunu görmüştük. Hem de aslında bir yandan da bizim kendimizi ifade etmemiz, haklarımızı korumamız için belki organize olmamız, bir birlik oluşturmamız anlamında da bir önüne set çeken bir nokta haline geliyor. Yani aslında olay yayının başında hocam açık bilim, açık erişimden başladık ama bu en temel hakların kullanımına kadar giden bir süreç haline dönüştü. Ya işte biz bu insan hakkı kavramını ne kadar içselleştirdik ondan emin değilim. Yani biraz önce 82 Anayasası'na atıp yapmıştık bunun bir insan hakkı olarak tanımlandığına. Nasıl ki işte kötü muamele görmemek bir insan hakkıysa, ne bileyim bilgi edinmek, bilimsel araştırma sonuçlarına erişmek, bilimsel araştırma yapmak da insan hakkı olarak tanımlanmış durumda. O zaman bunlara dokunulamaması gerekiyor. Yani biraz önce sözünü ettiğim gibi onların bir takım hani yalap şap kararlarla, ben yaptım oldu türü davranışlarla dokunulamaması gerekiyor. Esas kaybettiğimiz zemin burada. Çünkü o yapıldığı zaman aslına bakılırsa ortada bir referans noktası kalmıyor. Yani sizden hiç alınamayacak bir insan hakkının bu şekilde bu işkence olur, başka bir şey olur, o işlem görmesi söz konusu olduğunda o zaman sözün bittiği yer oluyor. Kaldı ki bu tür şeylerde biraz önce sözünü ettiğim hani ne bileyim kısıtlamalar çerçevesinde hiçbir şey yapılmıyor değil, yapılıyor ama burada hala bilimsel araştırma yapanların gözetilmesi gerekir. Birazdan bir örnek vereceğim fakat bizde o hale geldi ki yani bir şeye erişimin kısıtlandığının haberini yapmak da kısıtlanıyor. Yani o derece ileriye gitmiş durumdayız burada. Ama işin bilimsel yönüne gelince yani senin de verdiğin örneklerde olduğu gibi bazı şeylerin biraz önce de sözünü ettiğim gibi sınırlarını henüz bilemiyoruz. Yani mesela müstehcenlik nasıl bir hani kavram tam olarak açıklayabilmiş değiliz. Sınırları nerede başlar, nerede biter vesaire. Siz pekala belirli bir yaşın altındakilere belirli siteleri kısıtlayabilirsiniz, filtreler uygulayabilirsiniz vesaire. Ama bunu bizim yaptığımız gibi bütün o platformu kapatmak biçiminde yaptığınızda örneğin akademik araştırma konusu olarak müstehcenlik kavramının diyelim ki zaman içerisindeki değişimini araştıran bir kişinin malzemelerini de elinden almış oluyorsunuz. Yani akademik anlamda araştırma. Bunu hani hadi bu örnekten hoşlanmadınız ne bileyim terör için uygulayabilirsiniz. Bilgi edinme özgürlüğü için uygulayabilirsiniz. Cinsel tercihleri farklı olan kişilerle ilgili
kaynaklara erişim konusunda yapılan araştırmalara uygulayabilirsiniz. Ama sonuç değişmiyor. Sonuç burada bir şekilde toptancı olarak sorunun çözüldüğü yanılgısı aynı zamanda o alandaki yani kavramları, sorunu vesaire daha iyi anlayıp daha iyi çözümler, hizmetler sunabilme olanaklarını da elinden almış oluyorsunuz toplumun. Esas belki de hani bilimsel anlamda bilim yapma özgürlüğü de araştırma sonuçlarına erişme özgürlüğü ile ilgili olarak öne çıkarmamız gereken bu. Yani ille de ne bileyim ya sosyal medya verisi ne olacak sanki toplamasa da olur diye bir anlayışınız varsa bunun pekala yani bu tür durumlarda insanların bazı şeylere nasıl reaksiyon verdiği, işte deprem uygulaması ile ilgili olarak nasıl bir farkındalık oluştuğu vesaire gibi şeylere de uygulayabilirsiniz ve tam da o anda bu tür bilgilere erişim, bu tür verilere erişim sizin açınızdan araştırmanın bel kemiğini oluşturuyor olabilir. Dolayısıyla bunu kalkıp da şu andaki ağlaşmış diyelim yani networked ortamda kalkıp da bu interconnect'e birbirine tamamen bağlı dünyada kalkıp herhangi bir kısmını kesmeniz hiçbir sonuç üretmiyor. Aksine insanların belki de daha ne bileyim kötü içeriğe, yalan yanlış içeriğe, yalan haberlere maruz kalmasına yol açıyor. Yani siz pekala insanları VPN kullanmaya yönlendiriyorsunuz. Ona erişimi olan bu tür yanlış haber yayacak olan kişilerin donanımı belki de sizin normal vatandaşın hemen elinin altında VPN olmasından daha hızlı gerçekleşen bir olay. Nitekim son sözünü ettiğin olaylarla ilgili olarak tam da bu oldu. Ve dahası yani bunun ulusal güvenlik konusundan da bu tür şeyleri aslında ne derler güçsüzlükleri, vulnerability olayını arttırdığı yönünde araştırmalar var. Yani siz böyle bir kısıtlama uyguladığınız zaman aslında tam tersi sonuç verip vatandaşınızı istemediğiniz sonuçlarla, istemediğiniz mesajlarla vesaire karşı karşıya bırakmış oluyorsunuz. Çünkü doğru haber kanalları sınırlanmış oluyor o açıdan bakıldığında. Yani olay evet günlük yaşamda işin bu yönü var. Tabii ki kimse şey yapmaz ama soruna çözüm oluyor mu buna bakmak lazım. Daha da önemlisi bizim bugünkü konumuz açısından bilimsel araştırmalardan bu araştırmalar için de bu yapıldığında ne oluyor? Yani kalkıp da belirli bir yerdeki hava kirliliğinin artışı konusunda vatandaşları uyarılmasını önlediğiniz zaman ne oluyor? Yani özellikle de bu araştırmalar bilimsel anlamda yapılıp o sonuçları paylaşılıyorsa bundan kim zarar görüyorun tartışılması lazım. Hocam bir de kamu kuruluşlarının açıkladığı verileri bilgilere karşı sizin kendi araştırma verilerinizi açıkladığınız anda bunun bir dezenformasyon olarak nitelendirilmesi, o kurumların saygınlıklarına gölge düşürecek bir açıklama olarak değerlendirilmesi hayata tam olarak geçtiği anda şu anda enflasyon rakamlarında gördüğümüz gibi kim hangi araştırmayı yapmaya cesaret edecek ve bunu açıklayacak? Yani ben, sizin işte bu noktada bütün elinizdeki imkanlar arttırılsa bile, fon sağlansa bile, işte açık bilim altyapıları, açık erişim bunların hepsini biz sağlasak bile en temel noktada biz aslında çözümü devre dışı bırakmış oluyoruz. Yani bence en üzücü noktalardan biri bu. Sözünüzü kestim ama şeyi de ekleyeyim. Bir de size yurt dışının bakışı bence çok önemli böyle bir durumda. Yani sizin araştırma yapmak isteyen insanlar, size fonlamak isteyen insanlar, sizinle ortak bir çalışma yürütmek isteyen insanlar. Türkiye'de
bu anlamda sınırlamaların, daraltmaların veya işte farklı bilimsel özgürlük önüne getirilmiş bariyerleri gördüğü zaman sizle çalışmak ister mi yani? Ya da sizin çalışmalarınıza güvenebilir mi? Bence bir de işin o taraftan ne kadar kötü gözüktüğü boyutu var yani. Ben sıcağı sıcağına bir örnek vereyim. Olayı sen de biliyorsun. Dün yurt dışında yapılan bir toplantıda bir konuşma yaptım ben. Bazı teknik sorunlar yaşadık ve ister inanın ister inanmayın en azından ülke karşılaştırması yaptığımızda daha ileri olduğumuzu düşündüğümüz bir ülke. Fakat bu teknik sorunlar yaşandığı zaman oradaki kişilerin aklına gelen ve bu sırada bana söyledikleri şey ya acaba bunun İstanbul olayıyla ilgisi olabilir mi diye düşündükleri biçimde ve bunu bana söylediler. Düşünebiliyor musunuz? Yani sadece işte ne bileyim Batı değil o anlamda bakıldığında. Dolayısıyla da Geneli hocam bakışı değişiyor bize yani. yani hangi gelişme aşamasında olursa olsun bundan her halükarda zarar görüyoruz. Biraz önce dezenformasyon yasasına referans verdim. Bir defa bu yasada dezenformasyonla mezenformasyon arasındaki fark bile güme gitmiş durumda. Yani hani dolayısıyla bu farkın bile ayırt edilmiş olmaması aslında yasa yapıcılıkla ilgili olarak da bazı sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Program öncesinde hatırlarsın şeyi konuşmuştuk ya aslına bakılırsa belirli bir yasama döneminde olabildiğince fazla yasa çıkarmak bazı ülkelerde aslında kuşkuyla karşılanılan bir şey. Neden? Çünkü o zaman bütün sorulabilecek soruları, açıklıkları vesaire yeterince tartışmadan bu yasa çıkmış oluyor. Ondan sonra da ayıkla pirincin taşını haline geliyor. Onun için de yani bütün tarafların görüşlerinin alınıp tartışmaların yapılıp bir toplumsal uzlaşmanın sağlanması sonucu ortaya çıkmış bir yasanın yürütülebilmesi ayrı bir olay. Öte yandan bu tartışmalar yapılmadan hızla hatta bizdeki işte içinden her tür yasayı barındıran şeylerin içine konması daha sonra çok farklı şeyler ortaya çıkarıyor. Mesela dezenformasyon yasası ile ilgili olarak sıkıntılardan bir tanesi sadece dezenformasyon, mezenformasyon ayrımının yapılmaması değil, aynı zamanda bir şeyin dezenformasyon olup olmadığına kimin karar vereceği konusunda da bir sıkıntı olması. Yani burada da o zaman ne olacak ya sen bilimsel bir araştırma yaptın ama birisi buna dezenformasyon etiketini yapıştırdığı zaman artık yani sadece akademik yaşamınızın vesaire zedelenmesi vesaire değil, belki de kişisel yaşamınızın da bundan zarar görmesi söz konusu oluyor ve bunun da örnekleri yok değil maalesef. Yani onun için öyle bir iklim yaratmış oluyorsunuz ki bu tür şeyleri yeterince olgunlaştırmadan vesaire hemen yürürlüğe koymakla arkasından yani bir bakıma hani ya göç yolda düzülür hikayesi. Göç yolda yani bazen de istediğiniz gibi düzülmüyor öyle diyelim. Hocam siz belirtmiştiniz yani kanun hükmünde kararnameler çıktıktan sonra üzerinde onlarca değişiklik yapılıyor. Hani bu bile çıkan kararların ne kadar hızlı çıktığını hani üzerinde bir konsensus sağlanmadan belki de hayata geçirildiğini gösteriyor. Sürekli aslında yanıyoruz biz oradaki şeyleri, sıkıntıları bu şekilde belki çözmeye çalışıyoruz. Evet, yani ona bakarsanız yok kanunun kendisi de 40 küsur sene içerisinde artık yani Orijinalinden tanınmayacak bir hale gelmiştir mutlaka. yani işleri Hocam zor. diğer çok üzücü bir nokta da şu bence. Hatırlarsanız Gezi olayları sırasında bu bant daralmasını falan konuşuyorduk biz. Ve diyorduk ya böyle bir şey var mı acaba? Yoksa herkes çok yüklendi, platformlar o yüzden mi kaldı mı falan. Ama işte bugünlerde BTK bunu açıklıyor direkt olarak. E 10 Evet seneden biz beri
10 seneden beri yapılıyor zaten. Yani hayır, tabii hocam, ama bu dile getirilmiyordu yani. Evet, evet. Artık bu dile de getiriliyor yani. Evet, biz şey yaptık, bant daralttık hani bu dezenformasyonu yaymaya çalışanları engellemek için. Ya bu o kadar ilginç bir açıklama ki. Yani artık hiç çekinilmeden yapılıyor bu açıklama yani. İşte anayasal haklarınız bir anda hani insan hakkı olarak beğenmediğiniz 82 yasasına konmuş olan ve halen yürürlükte olan haklarınız da pekala bu tür bir idari kararla güme gidebiliyor. Yani bırakalım bilimsel araştırma yapma, araştırmalarınızı yayma vesaire haklarını. Esas hani fikirlerin kıtlığına neden olacak iklim ve korkulması gereken iklim bu. Yani kişisel özgürlükler vesaire konusunda sizden daha iyi olmayan kişilerin bile bunu böyle düşünüyor hale gelmesinde bu tür uygulamaların bence önemli bir etkisi var o açıdan bakıldığında. Maalesef. Hocam, yani başlangıç noktamıza geri dönmek istiyorum ben programın sonuna doğru. Bu açık bilimle ilgili, açıklık kavramıyla ilgili biz farkındalığın oluşabilmesi için Türkiye'de aslında araştırmacının yurt dışındakine benzer bir iklimde çalışabilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bununla ilgili politikaların geliştirilmesi, bununla ilgili akademik iç ve dış çevrelerin aslında bu işe sahip çıkmasıyla ilgili, özellikle kamu kaynaklarının bir anlamda daha iyi kullanılması, kamu malı haline dönüşmüş olan eserlere erişim için daha aslında iyi bir ortam sağlanması için mücadele veriyoruz diyeyim. Ama bunun yanında bizim temel, belki de savaşmamız gereken, temel mücadele etmemiz gereken bilimsel özgürlük ve özellikler konusunda da sürekli kan kaybettiğimizi, sürekli daha kötüye gittiğimizi görüyoruz. Ve burada akademi içinden ses çıkmadığını görüyoruz. Bununla ilgili vaatler yapılıyor farklı siyasal partiler tarafından ama bunlar da yerine getirilmiyor. Her geçen gün bu konularda biz daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalıyoruz. Mevcut eldeki haklarımızı, eldeki imkanlarımızı da kaybetmemek için bir takım çaba içine giriyoruz. Ve önümüzdeki süreçte de ben bunun daha da ağır sonuçları olacağını düşünüyorum. Yani bu bant genişliğindeki daraltmalarla ilgili, işte erişim ve kısıtlamalarla ilgili vesaireyle ilgili. Çünkü bunlar artık hem o konudaki kuruluşlar tarafından hiç bir hani dikkat edip edilmesi önemli değil. Yani hiçbir şey söylenmeden de bunlar zaten yapılıyor veya bir karar alınmadan da bunlar yapılıyor. Bu bir mahkeme kararı olmadan vesaire olmadan da gerçekleştirilebiliyor. Ve bununla ilgili de önümüzdeki süreçte akademide bunun çok daha ağır yansımaları olacağını da işin açıkçası düşünüyorum. Bir çözüm var mı? O çözümü de şu anda dile getiremiyorum. Yani bunlarla ilgili ne yapılabilir? Siz bu konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvursanız iş işten geçiyor. Yani bununla ilgili bir karar çıkıncaya kadar. Bunların farklı özellik şeyleri de gördük. Mesela yapılarla ilgili ben bunu takip ediyordum. Ankara'da yıkılan yapılarla ilgili 1-2 yıl sonra mahkeme kararı geliyor yıkılmasın diye. Yürütmeyi durdurulsun ortada diye. Ortada bina yok. Evet, veya tam tersi yapılmasın diye geliyor falan. Bunun benzerini bu konularda da görüyoruz yani. Evet. Nasıl, son olarak ne söylemek istersiniz hocam? Programı da sonlandıralım. Yani son olarak ne diyelim, aklı selim galip gelsin. Çok teşekkürler hocam. Siz hem bilimsel özgürlüğü hem de özelliğe bir tanımla aslında girişte bulundunuz. Daha sonra da neler kaybettik, neler kazandık, bunlara baktık. Kazanç konusunda biraz sıkıntılarımız var. Belki yayını izleyen değerli izleyiciler kazançlar konusunda bize yardımcı olmak isteyebilirler. Ama bu özellikle sosyal medya daraltması ve dezenformasyon yasası gibi bir takım yasaların Türkiye'de bir şeyler yapmak isteyen
vatandaşı, araştırmacıyı cezalandırdığını ve bir anlamda da bunun karşısında hani tek işi bu konulardaki gelişmelere ket vurmak isteyen insanları da çok fazla durdurmadığını düşündüğümüzü belirterek programı kapatabiliriz herhalde. Yine dürüst olan, doğru olan sıradan vatandaşın hakları gasp ediliyor. Diğer tarafta istenilen engellemeler, istenilen belki de savunma sistemleri maalesef devrede olmuyor veya işe yaramıyor diye söyleyebiliriz. Doğrudur, evet. Peki. Çok herkese iyi hafta sonları. Biz de teşekkür ederiz hocam. Bir başka herkese programda görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Sağ olun.